Hacı Yakışıklı, Tarkan konseri der ve sana sözü bırakırım. Ne teşekkür dersin? Ediyorum. Şimdi tabii Barış arkadaş... Kısa tutalım da bunu olur. Tarih bölümüne gireceğiz. 5-6 dakikada Barış arkadaş tabii. Kadar konuşuruz. Tamam. O kısmı anladım ben. Kültürel konuşuyoruz belki tabii, tabii. Şu anda. Şimdi edebiyatta mübalağa sanatı vardır. Barış arkadaş Tarkan'ın konserini bu sanatı kullanarak anlattı. Bana göre. Sanatsever bir insanım ben hacı. Tabii sanatsever. Peki kültürel diyoruz. Tarkan'ın konseri CHP mitingi gibiydi. Yani CHP miting yaptı. Tarkan konser vermedi de. Ama tabii biraz da CHP'nin CHP işte o oldu. Yani CHP kendisini oldu. Tarkan üzerinden eskiden de yaparlardı. Anavatan Partisi'nde Mesut Yılmaz önce Küçük Emrah çıkardı. Otobüsün üstüne konser verirdi. Kalabalık toplanca arkasından o konuşurdu. Cem Uzan, İbrahim Tatlıses. Cem Uzan'ın yaptıkları falan. Yani bu da Tarkan üzerinden gelen bir şey. Zaten daha önce Geçecek şarkısı üzerinden yapılan bir tartışma. Vesaire. Tarkan artık gide gide bir siyasi kulvarın içine girmiş gözüküyor. Tabii biz kimseyi açıklamadığı ve açıkça söylemediği bir kulvarın içinde göstermeyiz. Ama sürekli o çizgi etrafında buluştuğunu görüyoruz. Tarkan eşittir CHP'lidir demiyorum. Kendi demediğim müddetçe de demem. Ama sürekli oraya hitap eden bir yapısı olduğunu görüyoruz ki konserden önce de bazı ağaçların platformlar kurulması için söküldüğünü de gördük, izledik. Yani ağaçlar sökülüyor diye meydana çıkan Tarkan'ın kendi konserinde ağaçların sökülmesine tek kelime etmediğini de görmüş olduk. İzmir'de ne ağacı sökülmüş? Platform kurulmak için o kenardaki ağaçlar platformu engelliyor gerekçesiyle kökünden sökülüp götürüldü. Bu görüntüleri izledik biz ve yalanlanmadı görüntüler. Haberler oldu, açık bakabilirler açık kaynaklardan. Yani Tarkan'ın konserinde ağaçların söküldüğünü ve orada bir tepki olmadığını görmüş olduk. Bunun yanında CHP konser verdirebilir canım. CHP Tarkan'ı da tutabilir, anlaşma da yapabilir. Peki CHP'nin sanatçılarına ne oldu? Ya da CHP'nin etrafında dönen sanatçılara ne oldu? CHP'nin sanatçıları kim? Mesela CHP'ye yakın sanatçılardı. Mesela Sabahat Akkiraz. CHP'nin de milletvekiliydi. Nerede? Sabahat Akkiraz nerede? Devam ediyor sanırım. Selda Bağcan soruyorum. Hayır, ne istiyorsun ben anlamadım. Yani Tarkan mı geldi bunların yerine? Yani hüp diye içine çek beni şarkısını söyleyen Tarkan mı geldi? Cumhuriyet'in 100. yılını hüp diye içine çek beni, işte kuzu kuzu geldim diye göbek atarak mı kutladık biz şimdi? Böyle bir havaya mı girdik? Selda Bağcan nerede? Onur Akın nerede? Onur Akın'ı da göremiyoruz. Zülfü Livaneli nerede? Çıksın söylesin. Açar yedi veren kan çiçekleri diye türküsünü söylesin. Yok. Bu hüp arkadaşlar. Su abi nerede? Su abi nerede? Yani ya hacı öbürü gelse bu hayır efendim ne işte ya, bak ben diyorum ki ya. Barış arkadaş eleştiri hakkımı kullanıyorum. Dört beş tanesi olabilirdi mesela. Bütün bunların yerini Tarkan almış. O zaman demek peki ki böyle bir değişim yaşanmış. Kültür sakıncasını söylemiyorum. Şarkılarının içeriği mi? Ben şu anda bir durum tespiti yapıyorum. Anladım da şarkıların içeriği mi rahatsız edici yani? Zaten mesela? Şu var. Ben Tarkan'ı bir sanatçı çerçevesine koymuyorum. Tarkan benim nazarımda sanatçı görenlere bir şey demiyorum. Sanatçı istediğinizi görebilirsiniz. Siz çeşitli şeylerden zevk alabilirsiniz. Bu sizin kültürünüzle, beğenilerinizle alakalı. Bu da benim beğenimle alakalı. Ben görmüyorum. Ben şu anda da bir durum tespiti yapıyorum. Nerede? Yani biz gönül dağı, yağmur yağmur, boran olunca diye türküleri olan bir milletken hüp diye içine çek beni diyen kişiye Kurtuluş konseri verdirttiriyoruz. Bizim kültürümüz nereye gitti? Hasret ile yetirdiğim gülleri vardın gittin bir soysuza yoldurdun diye acısını böyle anlatan bir kültürün çocukları ne oldu? Hüp diye içine çek beni. Yani iş buraya geldi. Ben insanları bir şey demiyorum. Bak başta söyledim. Beğenilerimiz farklı olabilir. CHP'nin geldiği nokta bir şehrin peki şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu mu? Nerede şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti? Şehitlerimiz için bir dua edildi mi? O şehitler ezan için, bayrak için şehit olmadılar mı? Saygı duruşu yapıldı. İzmir, İzmir ki bizim onların. Çok sevgili yurdumuzdur. Ben İzmir'i severim. Ve kültürü de harikadır. İzmir'i anlatsam şimdi ben bir saat İzmir'i anlatabilirim size. İlkokuldan çıktığımızda o kandil günlerinde bize yol kenarında hiç tanımadığımız teyzeler poğaça verirdi. Ve önce biz poğaçayı yemezdik. Önce poğaçayı ikiye böler arasındaki 25 kuruşu çıkarırdık. Poğaçanın içine para koyarlardı kandil günlerinde. Bize poğaça dağıtırlardı. İzmir, Çiğli, Sasalı kasabasından bahsediyorum. İzmir, İslam toprağıdır. İzmir, İslam yurdudur. İzmir'de ezan okunmayacaksa hiçbir anlamı kalmaz. Bu Türkiye'de ezan okunmayacaksa hiçbir anlamı kalmaz. Önceydi yani. Şimdi nasıl? Bu bahsettiğin güzelliklerin hepsi AK Parti'den önceydi herhalde. Yok, şu andan bahsediyorum. Şu an şimdiden bahsediyorum. Ya. Ben eleştirilerimi de yapıyorum. Kültürel manada konuşuyoruz. Tunç Seyir'i ayrıyeten eleştireceğiz. O ayrı. Kültürel eleştirme yapıyorum. Ben Kurtuluş'un 100. yılının
Nerede Kur'an-ı Kerim tilaveti? Yani sizin şehitleriniz olmadı mı? Ya İzmir'de hacı, şehitlerimiz şey olmadı işte mı? Bir dinsel motif sokmak zorunda. Çok güzel, insanlar. Teşekkür ederim. Ay niye, peki niye mesela, biz niye savaşlarımızı mesela niçin yapıyoruz? İstiklal bu da için mi yapıyoruz? Biz savaşlarımızı okundu. Sekülerizm için mi yapıyoruz? Biz savaşlarımız işte barış ya arkadaş. 100 yıl boyunca bize savaşlarımızın niçin yapıldığı unutturuldu. O yüzden sen burada şu cümleyi kuruyorsun. Canım niye her şeye dinsel? Din dediğin Kur'an-ı Kerim ve peygamberimiz ve ezanlar. Biz bunun için hamaset yapmıyorum. Bak barış ya arkadaş. Hristiyanlar, Yahudiler de bizim garantimiz altında bu topraklarda. Bir şey demiyoruz. Fakat sen niye her şeye dinsel bir motif katıyorsun derken Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsun. Kur'an-ı Kerim dinsel bir motif değil. Kur'an-ı Kerim dinin yazılı kitabıdır. Ya arkadaş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed bir dini bir motif değildir. Bu siz bunları sokmayın. Motif olarak görüyorsunuz. Türkiye'yi biz bu özümüz olarak görüyoruz. Sürekli bu baskının savaşlar, altına sokuyorsunuz. Savaşlar motifler için herkes, değil öz için yapılır. Gördüğün gibi barış arkadaş. Değil, bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dedim. Canın çıktı, Allah göstermesin. Ama ne oluyor kardeşim, yani? Dayatmayın bunu topluma ya. Bir saniye, nasıl İstiklal dayatma? Marşı okunmuş. Peki Kurtuluş Savaşı'nı niçin verdik? Niçin verdik? Niçin verildi? Boş bir vehim için işte mi verdik? Bağımsız topraklarda o ezan susmayacak görüyoruz diye verdik. Ya o kadar basit. Ya ezan susturamaz, korkma ya. İşte o kadar. 1500 senedir susmuyor. Peki canım, niye sen Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaba, dünyanın Hacı, en muhteşem kitabına onu niye yapmadın? Nasıl niye şükür namazı diyorsun kılmadın? Bu işin sonu yok ki. Sonu demiyorum. Yok, sonu yok bu Hayır, işin. Hayır, söylediğim şey şu. Bir süre sonra diyeceksin ki müzik için benim dini anlayışıma göre zaten günah. İşte bu kadar. Müzik, barış arkadaş, özünü, niyetini, her şey CHP. Tamamla. Şu anda şeyi görüyoruz. Klasik CHP'yi görüyoruz. Hayır efendim. Çok basit bir şey söylüyorum. Ve diyorum ki şehit savaşlar niçin yapılır? Özgürlük için. Biz niçin özgürüz? Bizim özgürlüğümüzü ne sembolize eder? Bir yere ki dendi mi Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi. Yani bir yerin Türk beldesi olduğunun işareti al bayraktır ve ezan sesidir. Dolayısıyla biz şehitlerimizi de İzmir'deki de, Gaziantep'teki de, Sakarya'daki de şehitlerini bunun için vermiştir. Peki. O yüzden şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti okumak, canım din, reçel mi dinde dinsel bir motif katıyorsun? Ya reçel hacı, mi sürüyorsun? Hacı, gerçekten yani o açıdan bu din istismarında bunlar bizim özümüzdür. 20 din istismarı da değildir. Yoruldum artık ya. Yemin ya ederim, sen bıktım, sen istersen ya istediğin dine inan. İstismar, istismar. Niye istismar olsun? İstismar, istismar. Kur'an-ı Kerim ya şehitlerimiz için niçin Kur'an-ı Kerim okunmadı demek din istismarı kardeşim, olarak görüyorsan ülkenin, işte 28 Şubat'ta da o öğrencilerin girmemesini doğa, din istismarı olarak görüyorum. Cuma günü. Bu sen kadar kime basit. Ne anlatıyorsun? Niyetini ne güzel belli ettin ya. Ne anlatıyorsun? O şehitler için göbek mi atacağız biz? Ne anlatıyorsun? Şehitler için göbek mi atacağız? Orada herkes kalktı, İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşunda bulundu. Ben seni çok saygılı ve dikkatli dinle. Ya ama hacı sen bak, öyle dinle mi? Gereksiz bir istismar peşindesin. Deminden beri Tarkan'ı pohpohladın. Konserini pohpohladın. Şov yapmamak için okutmadın, anladın mı? Tamam. Tunç Soyer CHP Belediye Başkanı şov gayet yapmak dinledim istemiyor. Kur'an-ı Kerim okumak şov yapmak değildir barış arkadaş. Siyasi amaçlarını alet etmek Kur'an-ı Kerim istemiyor okumak şov yapmak değildir. Siz ama ne yapıyorsunuz? İstismar Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır. İstismar şov yapmak değildir ya. İstismar ediyorsunuz. Ne istismar ediyorsunuz? Toparla istersen. Toparlayacağım da. İstiyorsunuz ki herkes sizin dediğiniz gibi yaşasın ve herkes dini sembolleri bilakis istismar etsin. Bilakis. Ne yapacaktı? Tunç Soyer çıkıp orada. Ben sana söylüyorum. Şov mu yapacaktı? Şov yaptı zaten. Ha, Allah şov Allah yaptı zaten. Yapmayın ya. Birazdan Tunç Soyer'i konuşacağız. Bu şov yaptı altına zaten. Kimse bizim korkusundan bir bizim şey söyleyemiyor. Bizim geçmişimize kimse sövemez. Ya kardeşim, ha, kim onu da ayrıca konuşacağız. Konuşacağız. O tarih bölümüne geldik. Ben bitireyim. Bana bir iki dakika müsaade edin. Keşke Yunan kazanmış. Barış bir saniye. Niçin İslam deyince birdenbire ya bak kabardın mesela, bu da böyle bir garip bir laf ya. E sen geldin. Ya arkadaş, kimin inançlı kimin ben dedim ki, oldu? Elinizde tek cümlem şuydu. Ölçüyor musunuz niçin hemen şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilavet okunmadı? Bu istek Türkiye'de çok, Almanya'da mıyız ya? Tamam peki. Amerika'da mıyız ya? Gavur memleketinde miyiz? Hristiyan bir toplulukta mıyız da ben kendi bence topluluğumda Kur'an-ı Kerim tilaveti niçin okunmadı diyemeyecek miyim ya? Ben Türkiye'de bunu diyemeyecek miyim? Almanya'da diyemeyebilirim çünkü Hristiyan bir topluluk. Ben de diyorum ki kardeşim, yani başka ülkelerde diyemeyebilirim, Hristiyan bir topluluk. Ama kendi öz yurdumda, kusura bakma, okundu, öz yurdumuzda paria değiliz okundu, biz. Biz öz yurdumuzda paria değiliz. Ve Cumhuriyet o iş Halk bitti Barış belediye, Bey. Artık insanlar özgür, özgürce konuşuyor. Orada az önce sen aracı haline getirmedin. Kur'an-ı Kerim siz okumak şov aracı değildir. Dün başörtüsüne siyasal simge dediniz. Bugün Kur'an-ı Kerim'e şov aracı diyorsunuz. Hep aynı laflar. Kur'an-ı Kerim ne demek şov aracı? 25 senedir. Allah demeyi de mi şov aracı haline getireceksiniz? Seküler olalım o zaman. Hep beraber Tanrı diyelim. Aman İslam belli olmasın. Bu istismardan bıktı insanlar, bıktı. Barış İzmir'de Bey, emin ol. Bıktıysan sen kendi istediğini yap.
bir kişinin aklına gelmedi. Çünkü kimsenin öyle bir derdi yok Barış orada. Barış Bey, bu senin fikrin. Ben şu anda kendi fikrimi söyledim. Ama fikrini ve söylüyorsun da bu fikre nereden kaşıyabilirim acaba? Ben deseydim. Ya nereden Tarkan'ın konserinde ya biraz da şöyle 3-5 de havai fişeği şöyle iyice patlatsalar desem hiç itiraz etmezdin. Kur'an-ı Kerim tilaveti deyince itiraz ediyorsun. Itiraz ve bunu şov görüyorsun. Ben istismar ediyorsunuz. Türkiye'de yaşıyorum. 20 ben bir İslam yurdunda yaşıyorum. 20 senedir Barış Bey, bunu istismar ediyorsun. Peki senle ortaklaşalım o zaman. Hacı sen de söyle Kur'an-ı Kerim tilaveti okunsa güzel olurdu de istismar edilmemiş olsun madem öyle. Sen de efendim. Kardeşim o programı yapan insan. Ya arkadaş orada saygı duruşunda bulunuldu şehitler için. İstiklal Marşı okundu. 2 milyon insan ayağa kalktı. Siz niye bunu istemez miydiniz? Kur'an-ı Kerim okumasını istemez miydiniz? Hacı Yakışıklı.